Merhaba sevgili izleyiciler, bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, yine konuşulacak çok şey var. Bankalar arası makas giderek döviz de açılıyor. Buna rağmen borsa düşüyor. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçe istatistiklerini yayınladı. Maşallah delik her geçen gün biraz daha büyüyor gibi. Diğer taraftan Fitch'in Türkiye ekonomisiyle ilgili öngörüleri var. Onlar paylaşıldı. Hepsini detaylandıracağız. Ekonomist Murat Sürür Özbülbül ile karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet. Yani, piyasa rakamları gerçekten de çok ilginç. Yani döviz alıp satmak çok zor. Aradaki makas çok büyük. Hangi fiyatın doğru olduğunu bilemiyoruz. Şimdi tabii herkes hep yatırımcının döviz alıp satacağını falan düşünüyor yani. Ama ya düşün, ithalat yapacaksın. Hangi kurdan alacaksın? Aldın, düştü ne olur? Almadın, çıktı ne olur? Dolayısıyla korkunç bir belirsizlik var. Yani piyasa şu anda kilitlenmiş vaziyette ki bu çok tehlikeli. Bunu ay sonunda öbür ayın başındaki ithalat ihracat rakamlarında göreceğiz. Yani şimdi ihracatçı malını ihraç ediyor, getiriyor dövizinin işte %40'ını resmi kurdan bozdurup Merkez Bankası nezdinde hesaba yatırıyor. Ama ithalat yapmak için döviz alması gerektiği zaman nereden alırsa alsın, bankadan da alsa, piyasadan da alsa çok daha yüksek bir kurdan alıyor. Ve bu adam nasıl iş yapacak, nasıl fiyat tutturacak, nasıl kar edecek? O gerçekten çok ciddi yayın öncesi sevgili izleyiciler, hani bir daha bakalım tam rakamları söyleyelim dedik. Bankalar arası makas 2 lira yani 19.43 ile 21.43. Çok ciddi rakamlar, hani hiç kimseye döviz almayın diyorlar. Zaten normal vatandaşı da döviz almayın diyorlar da. Ya bu tabii bir çeşit sermaye kontrolü ama ne kadar sürdürülebilecek? Bunun sonucunda ne olacak? Yani geçmişte bunların benzerleri yaşandı ve sonuçları da hiç olumlu olmadı. Evet. Şimdi tabii seçim geçim derken geçimi unuttuk. İşin tuhafı seçmen de geçim kısmına pek dikkat etmedi gibi görünüyor. Yani kültürel ve siyasi aidiyetler sanıyorum ekonomik kaygıların ötesine geçti. Ya da ekonomik kaygılar mevcut iktidarın çözebileceği algısı daha fazla oldu. Bunu bilemiyoruz ama gerçekten piyasalar alev alev. Evet. Ya şimdi bir şirket yönetmek istemezdim. Zor iş. Peki borsa için ne diyeceksiniz? Çok ciddi bir düşüş var. Dün devre kesiciler devreye girdi. Yani piyasada işte Millet İttifakı'nın kazanacağı, işte serbest piyasa kurallarına saygılı, ekonomiyi bilen, liyakat ehli insanların ekonomiyi yönetmeye başlayacağına dair bir algı vardı. Bu olumlu bir algıydı işin açığı. Çünkü yabancı sermaye de gelecek, Türkiye daha borç bulabilecek. Yani ekonomi dönmeye başlayacak diye bir algı vardı. Bu borsayı destekliyordu. Piyasalara da umut veriyordu. Şimdi pazar akşamı çıkan sonuç şunu gösterdi. Yani bu olmayabilir. Ve eski model aynen sürdürülebilir, sürdürülmeye çalışılabilir. Onun sonucunda hayırlı olmayacağı belli. Çünkü zaten o model olduğu için işte yatırımcı gelmiyor, yatırım yapılmıyor. İnsanlar Türkiye'den kaçıyorlar, çok yüksek fiyatlara, şeylere, risk primleriyle kredi bulabiliyorsun, kredi bulamıyorsun. Yani Merkez Bankası kasan eksi de el alemin borcuyla duruyor. Şimdi tabii bir halkın algılaması var, bir de yatırımcıların algılaması var. Tabii burada şey de korkutmuş olabilir. Mesela Kemal Bey göçmen politikalarında, mülteci politikalarında oldukça kararlı. Yani bunları göndereceğim diyor ama yani tatlılıkla göndereceğim diyor. Türkiye'de göçmen çalıştırarak, ucuza işçi çalıştırarak para kazanan çok sayıda insan var. Onları da bu açıklama tedirgin etmiş olabilir, bilemiyorum. Ama Sinan Oğan da aynı tarafta değil mi? Yani hani onu. O da aynı şeyi söylüyor. Yani bu şimdi Türkiye'de köylerde, inşaatlarda, fabrikalarda, atölyelerde, hatta lokantalarda bedavaya, ucuz fiyata göçmen işçi çalıştıran, bunları kaçak çalıştıran, bunların vergisini, sigortasını ödemeyen bir patron kesimi var. Şimdi bu kesimin işi iyi. Evet. Bunlar yani, da köprü koymuş olabilir. Bence o kesimden çok Suriyelilerin kendi gidip zaten oy verdikleri için mi? O kadar çok oldukları için zaten o bile oyları etkiliyor. O da olabilir tabii. Da olabilir. Peki biraz da merkezi yönetim bütçesine konuşalım mı? Ne dersiniz? Açıklandı. Nisan ayında 132.4 milyar lira açık vermişiz.
Yani yılın ilk 4 ayında ise 382.4 milyar olarak gerçekleşmiş açık. Giderlere bakarsak Nisan'da bütçe gelirleri 267.9 milyar olmuş. Harcamalarsa 400.4 milyar liraya yükselmiş. Zaten harcananla gelir arasındaki dengeye baktığımız zaman her şey ortada, değil mi? Ya şimdi önce şunu söyleyeyim. Seçimlere giderken iktidar kesenin ağzını açtı. Şimdi ikinci tura gidiyoruz. Bu 15 günde de muhtemelen kesenin ağzını açacaktı. Ha bu arada bakın, ücretli de memurlar, asgari ücretliler. 15 gününüz var. Dileyin dilediğinizi. Yani şimdi dileklerinizin hiçbiri geri çevrilmez. Bu da tabii bütçe açığını arttıracak. Bir de herkes şunu unutuyor. Şimdi seçim bitti. Oya da bu kazandı. Bir de önümüzde 9 ay sonra yerel seçimler var. Bir de onu düşünün. Dolayısıyla bu bütçe açığını azaltacak, enflasyonu düşürecek tedbirleri almak için iktidarın çok uygun bir zaman dilimi de yok. Hani yerel seçimlerde hemen bitseydi, ondan sonra bir 4-5 yıllık zaman diliminde işte acı reçeteni, yani mesela Erdoğan iktidarı muhtemelen Devlet Bey'in, Devlet Bahçeli'nin 2001'de yaşanan o işte yüksek enflasyonu durdurmak için alınan tedbirlerin reaksiyonunu bildiği için hiç tedbir almadan bugüne gelindi. Ama enflasyon yüksek ve yükselmeye de devam ediyor. Bir tedbir alınması lazım. Bu alınacak tedbir de tabii kitlelerin canını acıtacak. Ve bir an evvel de alınması lazım. Yoksa tahribat büyüyor. Yani içinden çok çıkılması kolay bir durum değil. Dün Muratoğlu çok güzel bir başlık atmış. Erdoğan enkaz devralacak diye. Yani bilemiyorum. O mu devralır, başkası mı devralır, ama ekonominin durumu gerçekten içler acısı. Fitch'in de öngörüleri bu yönde. İkinci tura kalan seçimlerin siyasi ve ekonomik belirsizlikleri uzattığı için seçimlerden sonra kurulacak hükümetin geniş bir bütçe açığı ve yüksek enflasyon gibi sorunlarla karşı karşıya kalacak diyor. Zaten Fitch söylüyor ama aslında öngörüsü olan. Tabii aslında biz o zor durumda diyoruz ama aslında zor durumda olan vatandaş. Yani vatandaşın durumu gerçekten zor. Yani eskiden hani ev satın alması mucizeydi. Şimdi kira ödemesi mucize durumuna geldi. Yazık. Peki yüksek enflasyon diyor. Fitch gerçekten her şekilde o hiper enflasyonla yeniden mücadeleye başlayacağız herhalde seçimlerden sonra. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi de açıklandı. Aslında bu da bir gösterge. 2023 tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık %71.52 artmış ama hala baktığımızda da %2.32 azalmış görülüyor. Peki bu rakamlar için ne dersiniz? Yani bu rakamlar dediğim gibi TÜİK'ten gelen rakamlar, enflasyonu hepimiz görüyoruz. Şu anda açıklanan rakamlardan bir şey söylememiz çok da mümkün değil. Ama şu etki var, petrol fiyatlarındaki düşüş olumlu etkiledi. Doğalgaz fiyatları çakıldı resmen, o tabii gübre fiyatlarını falan da etkileyecektir. Böyle bir etki olmuş olabilir, inşallah da olmuştur. Peki son olarak biraz da altını sormak istiyorum. Tabii borsa çakıldı dedik, dolar işte aradaki makaslardan bahsettik ama altını konuşmadık. Altında da aynı şey var. Yani bugün piyasadan altın almaya kalktığın zaman o tabelada gördüğün rakam yok. 1400 liranın üzerinde bir rakam var. Çünkü evet, piyasa altın satarken gerçek kurla fiyatlıyor. Bankalar arası kuru kimse kale almıyor. Altın hem ons bazında dolar olarak yükseliyor, hem dolar yükseliyor. Neticede altın güzel kazandırıyor. Yani cuma günü kutup yıldızımız hayal kırıklığı yaratmıyor. Evet. Cuma günü gerçekten büyük kalıp var demek için. Ama tabii bugün o kuyruklar altın için devam ediyor mu bilemiyorum. Peki o zaman bugün böyle veda edelim. Bakalım yarın ekonomi adına neler çıkacak karşımıza. Onları konuşmak için biz yine burada olacağız. Herkese mutlu günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.